Kastamonu'da yakınlarının kendisinden haber alamadığı yaşlı kadın yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay Kastamonu İl Merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan sitede yalnız yaşayan 73 yaşındaki Müzeyyen Uysal'dan haber alamayan yakınları evine gitti. Evin kapısı açılmayınca durumdan şüphelenen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelerek eve giren sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Uysal'ın cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ilk belirlemelere göre yaşlı kadının doğal sebepten hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Düzce'nin Çilimli ilçesinde tekstil atıklarında çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın güçlükle söndürüldü. Olay Fevziye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil atıklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Bölgeye Çilimli, Cumayeri ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken tekstil atıklarını söndürmek için bölgeye kepçe çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan tekstil atıkları da güçlükle söndürüldü. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Fırat'ın Erbaa ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre kaza Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. VK idaresindeki otomobil plakasız motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü N.A. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Karabük'te seyir halinde demir yüklü tır aniden alev aldı. Tırdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay Karabük Gerede Karayolu'nda meydana geldi. Caner Bey idaresindeki demir yüklü tır, Eski Pazar ilçesi Aslanlar mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Motor kısmından dumanların ve alevlerin yükseldiğini gören tır sürücüsü aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Motor kısmında başlayan alevler römork kısmına sıçradı. Olay yerine gelen Eski Pazar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Karabük'te belediyeye ait çöp kamyonun üzerinden geçerek sürüklediği yaşlı adam ağır yaralandı. Olay Aydınlık Evler Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi. MOO idaresindeki Karabük Belediyesi'ne ait çöp toplama kamyonu yolda ilerleyen CA'yı altına alarak üzerinden geçerek sürükledi. Kazada yaşlı adam ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde 15 bin dönüm arazi çıkan yangında kül oldu. Yangın akşam saatlerinde Sarı Süleyman mevkiinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangında arazileri küle dönen Çopraşık Köyü muhtarı Satılmış Koçak, yangına müdahale etmeyen köylülere tepki gösterdi. Arazi yangını Sarı Süleyman mevkiinden başlamıştır. Çopraşık'ın köyün içine kadar gelmiştir. Vatandaşlara Apollo'da 5 sefer, jandarma yanımda 5 sefer anons geçtik. Hiçbir vatandaş gelmedi. Ama onlar utansın. Tamam mı? İnsanlığından utansın. Muhtarım, yangın ne tarafta? Kaç bin dönüm arazi yandığından mı?
Yangında 13'ünden 15 dönüm, 15 bin dönüm arazi yandı. Arazi. İşte 10 12 bin dönüm bizim arazi yandı, 3 bin 4 bin doğru yandı.